Akşam TV'den herkese merhabalar. Gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesine ilişkin 26 sanıklı davada mahkeme heyeti dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verdi. Çin, saatte 6000 km hıza ulaşabilen hipersonik jetlerle yolcu seferlerine başlamaya hazırlandığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz açıklamalarında bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba NATO Bakanlar Toplantısı öncesi NATO'dan ne istediğimiz açık, silah, silah ve silah diye konuştu. Hollanda'da Venchek adında sanat öğrencisi ruhunu NFT olarak satışa çıkardı. NFT ruh ikinci sahibine 350 satıldı. Güney Kore'de 100 bine yakın insanın uyku yetersizliği nedeniyle uyku hapı bağımlılığı olduğu tahmin ediliyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine ilişkin somut süreç başlatmaya karar verdik dedi. ABD Savunma Bakanlığı Rus ordusunun başkent Kiev ve Çernihiv'den çekilişinin tamamlandığını açıklarken Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını yoğunlaştırdı. İYİ Parti A takımından çıkarılan Yavuz Ağralioğlu, makam ve mevkiden güç alarak değil kalbimden kuvvet alarak konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim açıklamalarında bulundu. Detaylar ve daha fazlası için